Sevgili arkadaşlar, kazanım testi 24'e geldim. MEP kazanım testi 24. Bakın şimdi, yine güzel soruları seçtim. 3 numaralı soru, çok güzel bir soru. Diyor ki, xz eksi yz artı xy eksi x kare cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. X eksi y'yi 3 vermiş, x eksi z'yi de 5 vermiş. Şimdi bak, bu tarz soruyla karşılaştığın zaman ortak bir şey yapabiliyorum. Bak, z'ler aynı. O zaman z parantezini alabilirim diyeceksin. X eksi y diyeceksin. Burada da x'ler aynı. O zaman artı x parantezini alsam burada y kalır. Burada 2 tane x vardı böyle. X x, birini alırsam biri kalacak. Eksi x. Şimdi çok büyük tesadüf eseri x eksi y'nin değerini bize vermiş 3 olarak. Bak, x eksi y'nin değerine 3 yazabilirim. Peki y eksi x'e ne yazarsın? Y eksi x'e de bunların yerlerini değiştirince bunun eksilisi olur. Eksi 3 yazabilirsin. Bir kez daha, x eksi y 3 ise y eksi x eksi 3'tür. Hocam nereden biliyorsun? Ezberledin bunları galiba. Evinde çalıştın. Ezberlemişsin. Burada bize anlatıyorsun, öyle mi? Bak, x ve y. X 5 olsa, y de 2 olsa örneğin 3 çıkardı değil mi? Bunların yerlerini değiştir. 2 buraya, 5 buraya yazılırsa 2'den eksi 5 eksi 3 oldu. Bak, gördün mü? Ters işaretisi çıkıyor. Onun için o zaman bu y eksi x'e ne yazabilirmişim? Eksi 3 yazabilirmişim. Bu durumda ne olur? Birincisi 3z, ikincisi de eksi 3x olur. Bunları 3 parantezine alsak z eksi x olacak. Yine aynı şey. X eksi z 5 ise z eksi x ne olacak? Eksi 5 olacak. O zaman eksi 5'i buraya yapıştırdığın zaman da 3 kere eksi 5 eksi 15 olur. Ve bence var ya, süper bir soru bu. Gerçekten çok güzel bir soru. Keşke böyle soru gelse, siz de yapsanız. Şimdi geldik buna. Bayağı adam ayırır bu, biliyorsunuz. Alanı dikdörtgen veriyorum. Alanı diyor 3x kare eksi 12. 3x kare eksi 12 böyle yapmış. Ve kısa kenarı, kısa kenar burası x eksi 2. Uzun kenarını bilmiyorum. Dikdörtgen çevresini 96 vermiş. Bak arkadaşım, dikdörtgen alanı bununla bunun çarpımıdır. O zaman ne yapalım? 3x kare eksi 12'yi parçalayalım. Önce bunu 3 parantezine alalım. Burada x kare kalsın. 12'yi 3'e bölersen burada da eksi 4 kalsın. Bunu tanıyorum hocam. Ne bu? 2 kare farkı. Bu x'in, bu da 2'nin. Yazıyorum 3 parantezinde x eksi 2, x artı 2. Peki hocam, ne oldu? Bak, x eksi 2 burada varmış. O zaman geri kalan şu 3 ile x artı 2 de burada olacak. Yani 3 parantezinde x artı 2 uzun kenar. Peki ne vermiş bana? Çevreyi 96 vermiş. Çevre nasıl bulunuyor? Bu kenarların, farklı kenarların toplamının 2 katı. Yazıyorum o zaman. X eksi 2 ile 3 parantezinde x artı 2'nin tam 2 katı çevreyi verecek, 96. Ya şeydi yani, bak, burası A, burası B olsaydı 2A artı 2B çevreydi. Yani öyle şaşkın şaşkın bakmayın diye söylüyorum, çevresi. Yani çevre bunların toplamının 2 katı. O zaman bunları sadeleştiriyorum. Bak, toplayalım şunu da. 3x artı 6 x eksi 2. Buradan ne olacak? 4x artı 4 olacak. Hepsini topladım. 4x artı 4. İkileri sadeleştirince burada ne kaldı? 48. Yazıyorum bak. 4x artı 4 48'e eşit. 4x, bence 4'ü çıkartalım. 44 olsun. 4'e bölelim. 11. Şimdi 11'i buldum. Adam bizden ne istiyor? Uzun kenarı istiyor arkadaşım. Uzun kenar kim? Uzun kenar bu bak. 3x artı 2. 11'i yapıştırdım buraya. 11, 2 daha 13. 13 çarpı 3 39. En büyük kenar 39'muş. Adana şıkkı doğru cevap. Geldim 10 numaralı soruya. Şimdi bak, bu soru da böyle çok korkunç görünüyor. Bakın, böyle büyük sayılar verip üstüne kareler mareler yazarsa 41'e A diyorum. 39'a da B diyorum. Soruyu değiştiriyorum bak. A'nın karesi eksi B'nin karesi. Sonra her 41 yerine A yazıyorum. A kare 2 çarpı A çarpı 39 yerine de B yazıyorum. 39 yerine B, B'nin karesi. Bu artık A'lı B'li bir şeye benzedi. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun üst tarafı 2 kare farkı. A eksi B ile A artı B. Aşağısı ne? Birincinin karesi. Birinci ile birinin çarpımı 2 katı, ikincinin karesi. Bu neydi?
Bu da a eksi b'nin karesiydi arkadaşım. O zaman buraya a eksi b tane a eksi b yazabilirim. Bunlar ışınlandı arkadaşım. Ne kaldı? A ile b'nin toplamı. A neydi? 41. B neydi? 39. Birinci tamam. A neydi? 41, 39. 41 ile 39'un toplamı 80. 41 eksi 39 da 2. 82'ye bölersem de azıcık 40. O zaman bunun cevabı Ceyhan. Güzel arkadaşım. Şimdi 10 numara da bitti. Geldim 11 numaralı soruya. Arkadaşım bakın, cebirsel ifadesiz bir TEOG 2 sınavı mümkün değil. Belki 2 tane birden gelecek. Onun için bu soru tarzlarından bir tanesinin gelme şansı çok yüksek. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bak var ya, bu da kazanım testi kazık sorulardan birine ait. Şimdi yapıyorum. Bak, 9x kare yapmış, eksi 16 yapmış. Bize burada 2 kare farkı yapalım gibi böyle bizi kandırmaya çalışmış ama yemezler. Bak, 9x kareyi yazdım. Arkadaki 6xy'yi yazdım. Arkadaki y kareyi yazdım. Ondan sonra eksi 16'yı yazdım. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Bak, bu tam kare oluyordu onun için. Burası 3x. Burası y. Bununla bunun çarpımının 2 katı ortada var mı? Var. Bu ne biliyor musun? 3x artı y'nin parantez karesinin açılımı. Arkada ne var? 16 eksi 4'ün karesi. Şimdi bak, buradan sonra ne yapıyorum hocam? Bir kez daha söylüyorum. Bunları böyle yan yana, siz böyle kandırmak için sizi veriyor böyle yan yana ki sen buna a kare eksi b kare yap, iki kare farkı yap sakın ha. Çünkü bu x'ten kurtulabilmek, bak x var, y var, x'li y'li var. Hemen bunu tam kare yapıyor mu diye sorgulayacaksın. Ben tam kare yapabildiğini gördüm. 9x kare, 6xy, y kare. Bak bu y'nin karesi. Bu da 9x kare, 3x'in karesi. 3x ve y'nin çarpımının 2 katı 6xy ortada varsa bu tam karedir. Ve 3x artı y'nin parantez karesidir. Bundan sonra 2 kare farkı. Yani 3x artı y eksi 4. Bir daha 3x artı y artı 4. Yani bu ne hocam? Anlamadım. Ya bu nasıl? Bu böyle a kare eksi b kare gibi bir şey. A eksi b, a artı b gibi yapıyorum, anladın mı? Birincisini yazdım, a eksi ikincisi, birincisini yazdım, artı ikincisi. Sonra bunu şıklardan bakıyorum. Gerçekten bir tanesinde olması lazım. Hangisidir diyor, bak 3x artı y eksi 4 şurada var. 3x artı y eksi 4 demek ki Bursa doğru cevap. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak bir tane tatlı soru daha. 2015-2019 artı 4 işleminin sonucu kaçtır? Bu sene yıllardan kaç? 2017 mi? Cevap 2017. Bunu çok yaptılar. Sakın böyle düşünmeyin ama yine de bu espriyi çok yapıyorlar. Şimdi tehlikeli bir şey bunu söylemek. Çünkü adam sınavda böyle şey geldiği zaman 2017'yi hemen işaret. Sakın yapmayın. İşlemi yapın muhakkak. Bak şimdi. Burada buraya A dedim. Buraya da A artı 4 diyorum. Yani bu 2015 A ise bunun 4 fazlası olduğu için buna A artı 4 yazıyorum. O zaman ne oluyor? A parantezinde A artı 4 artı 4. Dağıtıyorum. A kare artı 4 A artı 4 haline geldi. Bu kökün içindeydi zaten bu ifadeler. Bak A 2015'e A dedim. Canım öyle istedi. 2019'da da 4 fazlası olduğu için A artı 4 dedim. Bak bu yine tam kare, bu A. Bu 2. Bununla bunun çarpımının 2 katı ortada var mı? Var. O zaman A artı 2'nin parantez karesi. Al. Şimdi bu kare köklü bu 2 gider. Buradan ne çıkar? A artı 2 çıkar. A'ya ne demiştik? 2015. O zaman 2015'i yerine koy. Artı 2 ekle. 2017'de cevap çıkar. Gördüğün gibi 2017 çıktı. Ben bunu niye söyledim? Çünkü daha önce çözmüştüm. Yoksa nereden bileceğim? Şimdi bakın, bunu şöyle de yapabilirsiniz. Dersin ki bu soruyu şöyle de çözebilirsin. İkinci yol. Şöyle yapabilirsin. Dersin ki mesela, şuradan daha güzel yazıyor mu? Bak, 2019 ile 2017 arasında şöyle bir şey var. 2017 eksi 2 2015, 2017 artı 2 de 2019 artı 4. Bunu düşünmek daha zor ama keşke düşünebilsen. Yani bir eksi 2,
Bak bunların tam ortadaki sayısını toplayıp bunların tam ortası 2017. 2017'den 2 düşünü bir, 2 fazlasını bir yazıyorsun. Bu ne biliyor musun? A eksi B, A artı B. E bunları nasıl yazıyorduk? Bunu şöyle yazıyorduk o zaman. 2017'nin karesi eksi 2'nin karesi. Çünkü hani öyle yapılıyordu ya. A eksi B, A artı B bu demek. Yani bu normalde A kare eksi B kare demek. Onun için bunu böyle yazabilirim. Bunun hepsi yerine, yani şunların hepsi yerine, bunların hepsi yerine bunu yazıyorsam arkada bir de artı 4 var. E bunu da karekök içinde böyle yazdım. Şimdi dikkat edersen buradaki eksi 4 ile artı 4 birbirlerini götürecek. Buradan kök içinde 2017'nin karesi kalacak. Bunlar da sadeleşince 2017 yapacak. Yani böyle bir çözüm de var. Sen hangisini beğeniyorsan onu kullan arkadaşım. Cevap Ceyhan. Geldim 8 numaraya. Soruları bitirdim. Sonra canım 8'i de yazmak istedi. Onun için geri dönüp 8 numarayı da yazdım. Bir tam kare ifade demiş. Şimdi arkadaşım tam kare ifade neydi? Birincinin karesi. Bu 16 neyin karesi? 4'ün. X kare x'in. Buraya geldim. Burada da bir şeyin karesi var. Bilmiyorum ne. Ama bununla bunun çarpımının 2 katı 24x ediyormuş. 24x nasıl olur arkadaşım? 4 ikisi zaten buradan geliyor. Bu 24 olabilmesi için buradan bir de 6 gelmesi lazım. 6 yani gelmesi gerekiyor. Ama tam kare ifadelerde birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı ikincinin karesi olması lazım. O zaman yani şöyle yazalım bak. 2 çarpı buradan gelen sayı ve buradan gelen sayı. Peki 2 burada, 4x de burada, 8x'imiz var. Bu 24'ü nereden gelmesi lazım? 24 olabilmesi için 3 gelmesi lazım. 3 nereden geliyor? Demek ki soru işaretinden geliyor. Bir kez daha. 2 formülden geliyor. 4x buradan geliyor. Buradan da bir sayı geliyor. 24 oluyor. 2 kere 4 8x oldu. 3 ile çarparsam ancak 24x olur. Demek ki buradan 3 gelecek. Bunun 3 olabilmesi için karesinin burada olması lazım. O zaman A'nın da 3'ün karesi yani 9 olması gerekiyor. Ondan dolayı da Bursa arkadaşım. Evet. Bu sorular da bitti. Başka videoda görüşmek üzere.